Arkadaşlar herkese merhaba Volkan Ben bugün sizin de herkesin merakla beklediği telefonlardan bir tanesi Xiaomi 12 Pro'nun ön incelemesini yapacağız diyebilirim. Telefon önümüzdeki dönemde Türkiye pazarına satışa sunulacak. O zaman çok daha detaylı bir incelemeye karşınızda olacağım. Bugün birazca biraz böyle kısaca size bu telefonla ilgili genel izlenimi aktarmak istiyorum. Telefon tabii ki nereden aldık? Künfeyük'ünden aldık. sayindan.com'dan kendisini bulabilirsiniz. Hatta şurada bir yerde de e, linkini bırakalım. sayindan.com'daki linki buradan gidip tıklayıp arkadaşlar telefonlarına bakabilirsiniz. Hatta bugün itibariyle OnePlus 10 Pro da şu anda e, Samet tarafından Türkiye'de ilk defa getirildi. Zaten Türkiye'de ilklerin artık e, öncüsü diyebiliriz Samet için, Künfe yükün için. E, kendisine de e, özellikle bize gösterdiği güvenden dolayı, dostluğundan dolayı, arkadaşlığından dolayı ee, çok teşekkür ediyorum. Hep söylüyorum ya Samet hani e, benden daha çok telefon değiştiren birisi varsa Samet'tir. E, telefonlarla ilgili de çok fazla bilgisi var. Önümüzdeki dönemde umarım Samet'le de böyle bir detaylı video çekeriz. Ee, onu da hem bu işlerin nasıl girdiğini, işte hangi telefonu kullanmaktan zevk aldığını falan mutlaka sorarız. Çok fazla telefon kullanıyor o da. Ve bugün de e, yine kendi telefonu olan Xiaomi 12 Pro'yu bize sağ olsun verdi ve e, onun da testlerini gerçekleştirdim. Şimdi tabii ki ben Xiaomi Mi 11 Pro'yu da görmüş, incelemiş bir insan olarak e, bu noktada hani 12 Pro'da e, neler gördün diyorsan değişiklik olarak tabii ki ekran bir tık biraz küçüldüğünü görüyoruz. 6.81'den 6.73 inçlere geliyor. Yine 2K çözünürlük ki ben buna 3K diyorum. Yani 3200 e 1440 piksel. Belki 1440 ile 2K diyorsunuz ama orada 3000'e çıkınca artık ben ona 3K diyorum. 3K çözünürlükte olan bu ekran e, bence çok değişik bir ekran. Şimdi e, aslında teknik özelliklere baktığınız zaman çok değişik Yiymiş gibi geliyor yani çözünürlük aynı işte herz şey olayına 120 Hz olarak görüyoruz 1 milyar renk yine aynı şekilde devam ediyor HDR 10 Plus desteği falan Dolby Vision desteği tabii ki her şey var ama bu e, telefonun ekranında Xiaomi 12 Pro'nun ekranında arkadaşlar E5 AMOLED kullanılmış ve gerçekten çok güzel bir ekranla karşı karşıyayız açıkçası ekrandan, ekran tarama hızından çok ama çok memnun kaldım. Önümüzdeki süreçte bu E5 AMOLED ekranları daha fazla göreceğiz. E4'e göre bana sorarsanız gerçekten de farklı bir ekranla karşı karşıyayız. Zaten LTPO destekli olan bu ekranlara baktığımız zaman zaten bunlara da LTPO 2 deniyor arkadaşlar. Zaten özellikle böyle HDR destekli bir videoda sizlerle paylaşıyorum ki siz de bu noktada telefonun ekran performansının nasıl olduğunu görebileceksiniz. Bununla beraber ekrandan bahsettik. Ben kısaca şundan da bahsedeceğim. MIUI 13 tabii ki güncellemesiyle geliyor. Ee, ve animasyonlar yani çok ama çok güzel olmuş arkadaşlar. Böyle bastığınız zaman bir ikona çok güzel ve çok akıcı bir şekilde açılıyor. Çıktığınız zaman o ikon üzerinde bir şekil varsa o şekil dönüyor bir şeyler oluyor falan. Özellikle programların açılmasının, programların e, kapatılmasının e, şu ana kadarki Android ekosistemindeki en güzel açılma kapanma animasyonlarının kesinlikle MIUI 13 güncellemesiyle beraber bizlere sunulduğunu görebiliyorum. Bu noktada Xiaomi bence MIUI 13 güncellemesiyle beraber ki birçok telefon da bu güncellemeyi alacak. Yani bence başka bir hale gelebilir. Ben açıkçası işte programların açılmaları, kapanmalarındaki o e, animasyonların, atıyorum bir programı kaldırdığınızda o kaldırma animasyonunun ne kadar güzel bir şekilde aktığını gördüğüm zaman açıkçası bundan oldukça memnun kaldım. Bu da önümüzdeki süreçte aslında UI 13 güncellemesinin birçok insan tarafından da isteneceğinin göstergesi diye düşünüyorum. Umarım Xiaomi çok geciktirmeden tüm telefonlarına bu e, tüm telefonlarına demeyelim ama en azından şu anda güncel olarak satılan telefonların hepsine arkadaşlar bu güncellemeyi de verebilir. Tabii ki telefonumuzda Snapdragon'un 8 Gen 1 teknolojisi var. Açıkçası şunu söyleyelim. Yani benim yaptığım testlerde ben 1 milyona ulaşamadım. E, biliyorsunuz legendary ki bu telefon 1 milyon alıyor dedi. Ben 1 milyon alamadım. Ama yani onların 1 milyon aldıkları sonuca baktığınız zaman daha farklı bir şeyler yapmış olabilirler bunda sonuçta belli uygulamalar var birçok uygulama var Belki uygulamaları falan hiç yüklemeden e, Sıfır bir telefona yapmışlardır bunu Biz de tabii ki sonuçta ne olursa olsun hafızayı e, Ciddi anlamda kullanıyoruz oyunlar yüklü, işte şu yüklü bu yüklü falan birçok şey var e, telefonda Hep derdim açıkçası 1 milyon rakamına hangi telefon alışacak diye Bu telefonların 1 milyon rakamına ulaştığını görebiliyoruz ben e, testi gerçekleştirdim e, 988 bin civarında bir e, Sonucu imza attı e, Yani bana sorarsanız gerçekten de rekorsal anlamda oldukça başarılı. Şimdi bu 8 Gen 1 teknolojisi ile ilgili tabii ki şu çok fazla söylendi işte çok ısınıyor dendi. Benim yaptığım e, ısı testinde arkadaşlar PUBG ile e, özellikle New State'de en yüksek grafik ayarlandı. Oynamama rağmen 47.9 derecelere kadar, 48 dereceye kadar bu telefon ısındığını gördük. E, tabii ki yani eğer bu e, şeylere çıkmazsanız yani bu e, çözünürlüklere çıkmazsanız telefonunuzun daha az ısındığını görebilirsiniz ama e, ya geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz yani e, Galaxy S20 Fan Edition'ın testlerini yapmıştık. S21 Fan Edition'ın testlerini yapmıştık. Orada ya 50 dereceleri falan gördükten sonra bu kadar ki o bu grafik ayarlarına falan çıkması da mümkün değil o telefonun. Ya bu grafik ayarlarına çıkabilmesine rağmen yani şu anda live state'te de 50 FPS'lerde falan arkadaşlar çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz ve mükemmel bir deneyim sunuyor arkadaşlar. Yani bugüne kadar gördüğüm en iyi deneyimlerden bir tanesini sunuyor. Tüm ayarlar en üst seviyedeyken 50 FPS verdiğinde bile telefon arkadaşlar 47.9 derecelere kadar ısınıyor ki bana sorarsanız evet ısınma var mı? Tabii ki var yani biz 44 derece sonrasına ısınma diyoruz ama böyle bir çözünürlükte açıkçası bunu yani 3K çözünürlükte oynuyorsunuz. 120 Hz ekran taraması, açık HDR 10+ desteği çalışıyor. En yüksek ayarlar şudur budur derken bunları bir araya koyduğunuz zaman 48 derecelere kadar bu telefon ısınmasını açıkçası ben normal karşılıyorum. Eğer 50 derecenin üzerine çıksaydı arkadaşlar çok ısınıyor telefon derdim ama 47.9 benim için bu şeyleri bir araya getirdiğimizde normal bir rakam diye düşünüyorum. Arkadaşlar oyun tarafına basılırken şunu söylemeyi unuttum. Detayları çekerken aklıma geldi. Normal PUBG'yi açtığımız zaman bunda tabii ki 90 FPS var mı diyeceksiniz. Bunda maalesef arkadaşlar henüz 90 FPS desteği yok. Bundan dolayı 60 FPS oynayabiliyorsunuz. Yani bu hatırlayacaksınız Mi 11T serisinde mesela MediaTek 1200 Yonga seti kullanılan telefonda 90 FPS varken Snapdragon 888 kullanan 11T Pro'da mesela arkadaşlar 90 FPS desteği yoktu. Yine aynı şekilde Snapdragon 888 Gen 1 teknolojisine sahip olan bu Yonga setine sahip olan bu telefonda da PUBG 90 FPS oynayamıyoruz mutlaka mutlaka bununla ilgili bir güncellemenin hızlı bir şekilde artık getirilmesi lazım. Aslında baktığınızda MediaTek 1200'den çok daha güçlü bir Yonga 7'den baş, e, bahsediyoruz. Ama maalesef ki maalesef bu telefonda PUBG 90 FPS'te oynayamıyoruz. Şimdi gelelim telefonun kameralarına. E, açıkçası ben e, yani hep bunu söylüyorum. Yani üreticiler e, kamera tarafında aynı kamera dizilimini aslında kullanmalılar diyordum. Bu telefonda da bunu görebiliyoruz. Bir de Honor Magic 3 Pro mu vardı öyle? Bütün kameralar aynı falan. Bu telefonda 50 megapiksel bir ana kameramız var. F1.9 diyaframlarına sahip ve 1 bölü 1.28 inçte sensörle beraber geliyor. Sony IMX707 sensör. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim yeni bir sensör. Ben fotoğraf çekme tarafında kesinlikle çok başarılı bir performansa imza attığını bu telefonun görebiliyorum. Ana kamerasıyla arkadaşlar gerçekten çok güzel bir fotoğraflara imza attık. Zaten bu telefonun kamera incelemesi ya yani kamera testi ile ilgili başka bir videoda sizlerle paylaşacağım. Ama yine şu anda size böyle bununla çektiğim birkaç tane örnek en azından görseli getireyim ki sizin de kafanızda soru işareti kalmasın ama çektiğimiz video örneklerini falan tüm fotoğraflarda arkadaşlar başka videoda mutlaka sizlerle paylaşacağım. Bununla beraber tabii ki geniş açı sensörümüz var. Geniş açı sensörü yine 50 megapiksel arkadaşlar ve f2.2 de diyafram değeriyle beraber geliyor. Şunu söyleyebilirim ben geniş açıyla çektiğim bir fotoğrafı mesela şu anda getiriyorum. Bu telefon e, aynı şekilde Ana kamerayla çektiğim zaman da gördüğünüz üzere herhangi bir şekilde renk farkı olmuyor. Bence işte bunun en önemli şeylerinden bir tanesi bu yani. Birçok telefonda ben bunu artık yeni telefonlarda bu standartlaşmış bir durum yani. Çok fazla görmüyoruz bu renk kaymasını ama eski telefonlara baktığımız zaman ya geniş açılı bir şey çekiyorsun. Ya ana kameraya çekiyorsun başka bir şey çıkıyor. E bu farkın ortadan kalktığını görüyoruz. Kesinlikle Xiaomi 12 Pro'da da arkadaşlar geniş açıda da çok müke iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ee, ana kameraya geçtiğiniz zaman da yine mükemmel fotoğraflara ve videolara imza atabiliyorsunuz. Bununla beraber bir de telefoto kameramız var F1.9 diyafram değerine sahip bir telefoto kamera ki bu portrede arkadaşlar devreye giriyor. Bu kameranın da 50 megapiksel e sensör olduğunu belirtelim. Yani 3 tane 50 megapiksel sensör kullanılmış. Bu da bence e Xiaomi 12 Pro'nun yine öne çıkan detaylarından bir tanesi. Burada Xiaomi 48 mm falan değildi artık yani 50 mm civarında de Bunu aslında biraz daha arttırsa bunu 77-80 mm'lere falan getirse 2x yerine 3.3x optik zoom'lara falan ulaşabilir ki e, yani ben dediğim gibi her zamancı portre fotoğrafı çekiyorsak yani telefoto kamerayı portre fotoğrafı için kullanıyorsak ben e, milimetrenin biraz daha arttırılması tarafında olan insanlardan bir tanesiyim. Çünkü gerçekten milimetre arttığında e, arka taraftaki o bokeh efektinin çok daha doğal bir şekilde karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Telefonun önünde ise 32 megapiksel bir selfie kamerası var. Ön kamerada 1080p'de 60 fps var ama e, 4K yok. Ya Bence bu çok büyük bir eksik. Yani Xiaomi 12 Pro'da hani bana soruyorsan abi ne eksik diye ön kamerada 4K çekim gücünün olmaması bence doğru değil. Bununla beraber her ne olursa olsun yine ön kamerada ben kesinlikle arkadaşlar bir OIS desteğinin de bu tarz amiral gemisi standartları telefonlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Video tarafında şöyle söyleyeceğim. Ben video çekmeye başladığım zaman video açısının biraz dar olduğunu gördüm. Zaten bundan da bahsettim videoda bir sonraki videoda bunu görebileceksiniz kamera incelemesini arkadaşlar onu paylaşacağım. ön kameranın yani normalde fotoğraf çekerken dediğim gibi herhangi bir şekilde açıyla ilgili problemimiz yok ama videoya geçtiğinizde arkadaşlar biraz açının daraldığını görüyorsunuz. Bundan dolayı da daha geniş açıların mutlaka ön kamerada bulunması lazım. Xiaomi 12 Pro özellikle video çekimi tarafında benim ve beklentilerimden çok daha iyisini bana sundu. Ama ön kamerada daha geniş bir açı ve bununla beraber 4 knın olmaması bir eksiklik. Arkadaşlar telefonun biraz da lazım. pilinden bahsedelim. Mesela pil tarafında enteresan bir tercih tercihte bulunulmuş. Biliyorsunuz Mi 11 Pro'da arkadaşlar e, 5000 mAh pil gücü vardı. Xiaomi 12 Pro'da ise Mi takısı atıldık zaten biliyorsunuz onu da. Bu telefon 4600 mAh pil gücü var. 120 wattlık hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor ve e, 4600 mA e, yani bataryayı e, 120 Watt'la 17-18 dakika civarında şarj edebiliyoruz. Pilin kapasitesinin düşürülmesi bu noktada kafalar soru işareti bırakabilir ama ben önümüzdeki dönemde e, bu telefonun pil testi yapacağım. Bana eğer pil tarafında hani telefon ne sunuyor diyorsanız yaptığım testlerde falan herhangi bir problemle karşı karşıya kalmadım. Telefonda e, oyun tarafında falan böyle pil performansı ile ilgili e, şöyle bir detay verebilirim. Saat 9.19'da telefonda %29 9 pilimiz olduğunu görmüştük. 9.40'da ise yani 21 dakika sonra pilimizin %19'a düştüğünü gördük. Yani 21 dakikada %10 civarlarında pil tüketti ki oynadığımız oyunda dediğim gibi PUBG'nin New State oynuyordu ve en yüksek ayarlarda en yüksek çözünürlüklerde falan oynadık arkadaşlar. Bana sorarsanız bu anlamda pil tarafında yani 20 dakikada %10 pil tüketmesini özellikle bu pil seviyesinde normal olarak karşılayabiliriz. Yani mesela atıyorum bu telefonda ben bu testi %80 %90 pil varmışken yapsaydım emin olun %10 pil tüketmezdi. %7, %6 civarında pil tüketirdi diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu telefonun pil testini önümüzdeki dönemde detaylı olarak sizlerle paylaşacağım. Zaten telefonda stereo hoparlör var. İşte Harman Kardon ses desteği falan. Yani bunları söylemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Ses tarafında falan da yani çok çok başarılı bir telefonla karşı karşıyayız. Özellikle oyun oynayan insanların bu ses performansından yani hoparlör ses performansından çok memnun kalacaklarını düşünüyorum. Özellikle arkadaşlar bu yürüme sesleri o PUBG'de hani rakibinizin nereden geldiğini falan arkadaşlar yani bu stereo hoparlör sisteminin A ve B kanalının ayrı bir şekilde verilmesiyle beraber çok net bir şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Ses tarafında hem oyunun oyunların kendi içinde hem de telefonda donanımsal anlamda gerçekten de çok büyük bir gelişim var. Açıkçası Xiaomi 12 Pro'nun Türkiye'deki e, hikayesi ne zaman başlayacak bunu bilmiyorum ama ben kısa bir sürede Xiaomi Türkiye'nin bu telefonu e, satışa sunabileceğini düşünüyorum. E, Fiyatlar çok önemli olacaktır burada mutlaka ama e, ya bu telefonun Türkiye pazarında yani ucuz olacağını beklemek ya yani, olası değil bunu söyleyelim. Eğer bu telefonun e, fiyatının düşük olacağını bekliyorsanız e, çok beklersiniz arkadaşlar. Bu telefon fiyatı gerçekten çok yüksek olacaktır. Ama şunu da söylemek lazım. Ya bugün şu anda Android ekosisteminde yani iPhone 13'ün, iPhone 13 Pro'ların, Pro, Pro Max'lerin Karşısında durabilecek telefonlardan bir tanesi Xiaomi 12 Pro ve bana sorarsanız bu anlamda benim beklediğimden daha iyi performans bize sunduğunu çok net bir şekilde görüyorum. Sevgili Külf ve Yükün'e Samet kardeşime buradan tekrar teşekkür ediyorum. Eğer siz de kendisine alışveriş yapmak istiyorsanız benim adımı verin size indirin <laughs> Benim adım verin size indirin yapacaktır arkadaşlar. Benim söyleyeceğim şeyler şimdi bu kadar. Yeni videolarda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.